O zaman mikrofon bende kaldığına göre Sıla ve Mira'nın modeli Sevil Seçen gelsin. Ayna kapansın, Sevil kendine baksın. Çok beğendim. Prensesler gibiydim zaten. Saçım ve makyajım buna layık olmuş. Ne diyeceksiniz? Olmuş muyum? Olmuş mu? Onları sonra soracağız. Önce bakalım Sıla ve Mira ne düşündü? Bence çok güzel oldu. Yani genelde klasik prensesler bu modeli çok kullanırlar. Filmlerde olsun, çizgi filmlerde bile. O modeli yapmaya çalıştım. Güzel olmuş. Çok yakıştırdım. Evet. Tacı küçülttüm. Çünkü elimde taç olarak büyük taçlar vardı. Biliyorsunuz prensesler daha küçük kullanırlar. Ben çok yakıştırdım. Zaten kendi çok güzel. Klasik bir prenses saçı yaptım diyorsun. Aynen. Ne diyeceksin Mira makyajına? Mira güzel olmuşum değil sen mi? Sen zaten benim prensesimsin. Sana çok yakıştı. Zaten abartmak istemedim. Maskeli baloya gidiyor çünkü. Kalkıp siyah bir göz makyajı yapmayacağıma göre doğal tonlar kullandım. Çok yakıştı, çok güzelsin bebeğim. Nasıl buldun Burcucuğum saçını? En azından Sıla çizgi film izlemiş yani. Oradan biraz bir şeyler kalmış aklında ama yine yanlış kalmış. Evet, öne almışsın saçları ama arkada hiçbir şey yok. Bütün saçı öne almışsın. Arkayı döner misin? Ayrım yaptığın orta kısımda da yamukluk var. Eşit ayıramamışsın. Şimdi benim simetrime girmeyelim ama herkes görecek bütün arkadaşlar. Simetri rahatsızlığı olmayan bile onu anlar. Tam ortadan ayrım yapmak istemişsin. Fakat ortadan olmamış. Sola daha fazla güzel ayırmışsın. Güzel değil miyim? Güzelsin zaten, sen güzelsin. İyi ki güzelsin. Güzel bir takıntım var gibi oldu ama. Yok çok, sen çok güzelsin. Sen şahanesin, iyi ki güzelsin. Biraz oradan kurtarıyorlar mı diyeyim ama çok ne da kurtarıyorlar diyelim. Zaten güzel şimdi, şu an. O güzel. Zaten modeliniz bizim güzel yaptığımız olduğu da güzel. İçin. Modeliniz güzel olduğu için iyi taşıyor en azından. Oradan biraz tamam, güzel taşıyor o zaman yaptığımız sanatı şu an. Biraz öyle diyelim. Sana ben bir yorum yapmadığım için karışmana gerek yok. Tacı doğru yerde kullanmış fakat arkada yaptığın o krepe, bombe artık ne yaptıysan at kuyruğu mu diyeyim. Onu biraz daha yukarıdan yapsaydın, önden biz o enerjiyi de alsaydık. Ben alamadım. Aşık olamadım. Ben prenseslere aşık olunur. Tamam ben bayanım ama baktığım zaman aşık olmadım. Herhangi ne bir prensin de. Aşık olmanı beklemedik zaten. Yani öyle. Herhangi bir prensin de. Prenses demek çok önemli bir figürdür. Çizgi film izledin ya. Çizgi film izlerken küçük yaşlarımızı bırak. Biz şimdi bile yeğenlerimizle, çocuklarımızla çizgi film. Ben zaten güzel değil miyim? İzlesek. Sen güzelsin bebeğim. Sen onlara takılma. Biz saçı konuşuyoruz. Saçını senden bağımsız düşün. Senin değilmiş de sanki böyle arkada bir şeymiş. Sen konuşunca ben sen yoruluyorum ama. Ama soru soruyorsun. Bak ciddi anlatıyorum. Söylüyorum, yoruluyorum. Bak çizgi filmlerdeki prenseslere prensler aşık olur. Ama ben de empati kurdum. İzleyiciyim şu an. Şu an izleyiciyim. Olmadım. Olmadım. Çok eksiği var saçının. Saymayayım. Yorumum bu kadar Gözde Çok Hanım. Şükür. Var mı bir cevabın Sıla? Her zaman cevabımız var. Sıla Hayır, söylemesem bile ben zaman, söylerim. İnanın ben yoruluyorum. O kadar sen yorulduğunda bana söyle. Söylüyor aşkım. Ki yani ne söylediğini de anlayamıyorum. Ama o zaman güzel bir şeyler yap. Ben gayet çok güzel, güzel olmuş diyeyim, susayım. Sen bayağı bir şova gelmişsin. İşçiliğinden bahsediyorum ve eksiklerini, hatalarını söyledim. Kızın psikolojini bozdun sürekli, ben güzel çok miyim, güzel değil miyim hayatım, diyor. Çok güzelsin hayatım, lütfen o tarafa bir ile günde hiç ne, bakma. Bir günde ne yaşattıysan, arkadaş, nasıl bir travma yaşatıysan, gelmiş. Kız değil sürekli kirpikleri böyle yapıp ben güzel miyim, güzel değil miyim diyor. Nasıl bir travma daha? Ama hep güzel. Ben bu kızın cuma günü bak, bana baksana, travmayı sen yaşattırıyorsun şu an. O zaman düzgün konuş, benim modelimi etkileme.
Hayır yani. Ama zaten her şey etkilenmiş O kadar iğneleyici konuşursan böyle yaparsan etkilenir. Mütevazı bir şekilde yorum yap. O zaman etkilenmesin. O halinden gayet memnun. Sana ne oluyor? Psikolojisi bozulmuş. Sen anlayamıyorsun. O zaman sen de böyle yapma. Taklidini yapıyorum. Böyle yapma. Fark edemedim. Yapma. Bende de oluyor. Bende de tık oluyor. Yapma. Güzel miyim diye yapma, soruyor. Yapma, ay bakma. Bak, sakin bebeğim. Soruyor. Hani reyting güzel atmak değil miyim için, diyor. Kendini göstermek için bizim modelimizi bu kadar eleştiremezsin. Aynen. Yani yorumunu düzgün yap. Çok acımasız bugün yorum güzel yapıyorsun. Saat çıkardın ya bizim şey yapamazsın. İşte o güzel. Prensese benzemiş mi, benzememiş modelin mi? Güzel. Bence gayet güzel. Ben hiçbir şey demedim. Modelin çok güzel bir kız. Ne kadar uzatıyorsun ama saçı ya. Yorumladım, saç olmamış. Ona yakışmadı, olmadı. Söyleyeyim. Bir prenses saç olmadı. Yani Sıla prenses derken bunu mu hayal ettin? Yani çok iki tane zaten saçları çok ince, iki maşayla bitirmişsin. Hiçbir hayal gücün yok bence bugün. Ne yapacaktın hayat? Hayal gücünü balerin topuzu mu yapacaktın? Her şey yapılabilir. Senin, topuzlarından mı yapacaktın? Her şey yapılabilir. Klasik bir prenses saçı ama işte. Ama sen klasik yapmamalısın burada bence. Yani bu kız o kadar güzel ki buna bambaşka şeyler yapmalıydın. Ben bunu yaptım. Çok da beğendim. Çok da yakıştırdım yüzüne. Yaptığın işten ne yapmalıydı peki? Her şey yapabilir. Bana gelseydin ben sana bin bir çeşit saç yapardım. Prenses oğlu yarım prenses bir topuz yaptı. Yapabilirdim. Dökülen bir topuz yapabilirdim. Ama asla öne atmazdım. Geride kalırdı. Elbiseye uygun bir saç değil bence zaten. Daha modern. Daha böyle sıra dışı ya. Sıra dışı. Prenses. Miray sence? Sen sormadan ben söyleyeyim. Çok güzel bir kızsın. Sen Allah sahibine bağışlasın. Efendim? Siz de çok minnoşsunuz. Neyim? Minnoş. 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 Ponçik de. Ponçik ponçik. Ben mi Buse mi? İkiniz de. Valla dünyada minnoş diyeceğin en son insan benim herhalde. Bence de. Minnoşuz. Aynen siz sor, hepsine sorunca ben dedim hani o söylemeden ben söyleyeyim. Çok güzelsiniz. Teşekkür ama çizgi film prensesi gibi olmuşsunuz. Yani evet. Hani özellikle bir prenses havası gerçekten göremedim. Zaten şuraya hiç anlam veremedim. Hani orada ne yapmak istedi Sıla bilmiyorum. Saçı az olabilir. Evet. Çıt kullanabilirdin. Kaç tane prenses gördün peruk ya hayatında bir prenses. Gerçek prenses hazırlamıyor ki. Zaten o da hep çıt kullanıyordu. Yani her gün prensesle dolaşıyorum Sıla. Nereden yani, bileyim hayatımda kaç tane prenses gördün? Işte. Sen kaç defa gördün? Ben de onu diyorum ya. Her tamam gün görüyor. Tamam da insan filmlerden, yani dizilerden, Elizabeth, şundan, buradan. Bilmem kaç yaşında Tiziana rahmetli oldu. Küt kullandı. Yani filmlerden gördüklerimiz bir prenses mi gördük? Yani tamam işte sen görememişsin. Sen çizgi burada sabah, var. Sen sabah 7'de çıkan çizgi için filmlerde kalmış aklın yani. Okula of giderken Bilal, öğrenciler düzgün yorum yap. İzler yani. Düzgün yorum yap. Yani ben modeliniz zaten çok güzel. Makyajına bayıldım. Çok güzel durmuş. Allah var. Ama teşekkür ederim. Saçta hiçbir espri bulamadım. Böyle inek yalamış gibi yapıştırmışsın buraya. Makyajı nasıl buldun Bursa? Ben beğenmedim. Yani dudak rengiyle göz rengi çok farklı ve yan yana kötü duracak iki renk olarak farklı. Neden o rengi seçtin dudakta bilmiyorum. Keşke böyle bir toz pembe, şeker pembesi kullansaydın. En azından tamamlayıcı olurdu. Çünkü kırmızımsı duruyor böyle ekranda daha çok. Bilerek kullandım kırmızı. Ben bu rengi. Bilerek mi kırmızı kullandın? Bilerek kullandım. Ama prensesten esinlendim. Hayır kötü durmuyor. Gayet de bence birbirleriyle çok tatlı duran renkler. Sen kırmızı sevmiyor olabilirsin. Şu an konsepte uygun bir makyaj yaptım. O yüzden kırmızı kullan. Bilerek yaptım yani. Yanlışlıkla bilerek değil. Bilerek yaptıysan ama çok daha ama sen beğenmiyorsun. Kötü. Bu senin tercihin. Bir şey diyemem. Yok çok daha kötü ve o kirpik çok kötü. Keşke hiç kirpik takmasaydın. Olmaya da bilir. Evet ama o kirpik çok kötü bir kirpik. Yani bir prensese yakışacak bir kirpik değil. Ben büyük bir kirpiğin boyundan kesip ufaltıp taktım zaten. Bunu yani da beğenmiyorsan daha neresinden keseceğimi şaşırdım şu takmaya an. Takmaya da bilirdin ama o kirpik bir prensese yakışan bir kirpik değil bence. Ya ben daha tatlı bir şey beklerdim ki bu makyaj zaten en basit makyaj. Bir şey söyleyeceğim. Zaten tatlı ve hafif bir makyaj yok, yapmak hayır, istediğim için olmamış bunu yaptım. Ben istesem ne yapayım senin gibi siyah mı boyayayım kızı? Hayır senin gibi değil. Konseptin neyse sen onu yiyeceksin. Sen prenses makyajına ne yapacaksın? Sen hangi bana prensesi bir gördün pembe prensese farsırıp kırmızı düşünüyordun? Üstüne? Bana bir açıklar mısın? Ne kurdun kafanda? Nerenin prensesi bu?
prensesle hiçbir alakan olmadığı için, sen direkt siyah boyadığın için anlamazsın tabii. Gayet güzel olmuş. Niye ben prensesle bir alakam kullanmak olsun istedim. Bu nasıl gayet bir hoş olmuş. Benim gözüme de çok çok tatlı geliyor. Sen sevmiyor olabilirsin, yorum yapmak için bana yorum yapma. Sevmiyor değilim prenseslerin. Ben böyle bir şey söyledim mi? Sen genelde bunu yapıyorsun ki. Çünkü senin makyajına kötü bir yorum yap. Sen de demek istiyorsun. Aynen. Ben prenses olmak istemiyorum ki zaten. Bence biraz olsaydın zaten böyle olmazdı. Allah Allah. Prenses... Sen prenses olma. Senin prense ihtiyacın bak, var. Bak bu da başka bir yerde. Evet, o da doğru. Ay, sus eksiklik artık. Var bak, prense ihtiyacın var. Annem beni prenses kızım diye severdi. Belli. Benim annem de beni tombişim diye severdi. Aa yok, yanılmış. Tövbe yarabbim. Yani tamam, annen seni yine prenses kızım diye sevsin ama olmadı bence, olmadı. Şey gayet gibi duruyor böyle olmuş. Hani ilkokul çantalarında pembe çantaların bak, önünde baskı için var ya, konuşma prenses Buse. Baskısı. Senin kendine yaptığın baskı. Şimşeklerden bak, mi çıkıyordun kızın yanağına? Her ya? Gün minimal şeyler yapıyorsun niye, ya. Niye şimşek cinsi? Sen ne yapıyorsun ortaokulda, öğrenip buralarına mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne alaka şimdi? Ne sen yapıyorsun? Bana anlatsana, ne yapıyorsun? Ne alaka şimdi benim şimşeğimle bu kız ne alaka? Sana soru soruyorum. Bir prenses makyajına ne hayalim var? Gidin beraber. Hiçbir hayalim yok. Ancak İkiniz de prenses olun, bal olarak katılın, ben Buse, tamam mı? Ben Buse Şimşek, başka bir şey yok. Evet. Yorum yapmak Buse için yorum Şimşek'im yapma. Zaten. Hiç cazip gelmiyor, komiksin Buse yani. Buse Şimşek'im zaten. İkiniz beraber Şimşek prenses mi? Olun. Senin makyajını da ben yapayım, tamam mı? Gidin beraber hiç baloya. Hiç gerek yok. Hiç öyle gerek yok. Sen baloya yürür gidersiniz aynen artık. Gideriz. Çok da güzel yakışırız. Bu seni hiç ilgilendirmez. Tamam. Sen zaten o kadar kıskançsın ki sana kötü yorum yapıldı diye kötü yorum yapıyorsun. Ben sence prenses karakterli kıskanç, bir insan mıyım? O yönden değil. Kıskanç bir insansın. İçinde var, anladın mı? Çok kıskandım. Bu kıskançlığı oraya yor. Farklı bir yere yorma. Beni değil. Sen genel olarak kıskanç bir insansın. Prensesin, bakar mısın? Çok kıskandım seni. O kırmızı rujun, o pembe farın. Yaparsın aşırı hemen kuzuttu. Yarın yaparsın. O kadar kıskançsın ya. Sen. Özlem, sen nasıl buldun? Güzel olmuş. Bence tam konsept olmuş. Bir de ben kirpiklerin öyle oluşu bile, hani çok yapaylığı bile hoşuma gitti. Evet, rujunda ben de katılıyorum. Daha güzel bir renk olabilirdi. Çok uyumsuz geldi ama saçını ben çok beğendim bugün. Saçı da çok güzel olmuş. Özlem, tam bir karakter yetişiyorsun olmuş. Bir de saça yetişiyorsun. Ama güzel yani, Sıla'dan güzel olmuş yani. Sıla'dan çıkmış yani. Kötü bir şey söylemedim. Evet, ben beğendim. Bu arada ben İrem Sak'a çok benzettim şu an böyle ekrandan bakınca. Neden anlayamadım. Ben daha güzelim. Ben daha... Tamam, vallahi sen güzelsin. Tamam. Ateş, makyajını nasıl buldun? Şöyle söyleyeyim. Yani Mira'nın en büyük avantajı modelinin çok güzel olması. Prensessin gerçekten. Ama ruh olarak prensessin. Bu makyajda değilsin. Çünkü makyajın üst kısmı çok... alakasız rujla, yani üst kısım dediğim gözlerin üzerindeki farlar sanki böyle ruj almış, ruju böyle sürmüş, onu da böyle eliyle rujları dağıtmış gibi duruyor buradan bakınca. Daha işçilik yapabilirdi, daha böyle parlak, daha canlı, daha böyle daha hani rüya gibi bir şey yapabilirdi. Çünkü ne prenses ne demek çocukla, sen cevap mı veriyorsun evet, oradan? Evet, ne gibi mesela, sen bu tarafa geçer misin soluma? Geçeyim. Seni daha iyi görüp anlayabilmem ben için, ben de seni daha iyi duyabilmem için burada iyi oldu. Seni göremiyorum hani. Ben de oradan. Göremiyorum. Evet. Göremiyorum. Boyun mu kısa, onu mu ima ediyorsun? Hayır, yok. Göremiyorum. Ha. Arkadaş kaplamış seni arkana. Neyse, şöyle söyleyeyim Mira, bak. Prenses nedir? Rüya gibidir. Rüyalar böyle daha puslu olur. O makyaj daha böyle hani rüya gibi olmalıydı. Seninki daha çok rujları böyle üstüne sürmüş. Peki bir şey soracağım. Hayatında kaç kere prenses olduğunda bu kadar güzel yorumladın? Ben prenses olmama gerek yok ki. Prenses objeleri görüyoruz. Yıllardır prenses çizgi filmleri görüyoruz. Filmleri görüyoruz. Göremiyorsun demek sen ki. Ateş, prensesler dansa kaldırılır. Benimle dans eder misin? Efendim? Ne dedin? Ne dedin? Prensesler dansa kaldırılır. Evet. Benim dansa kaldırmak ister misin? Ben. Bu kadar kötü yorum yaptıktan sonra izin vermiyorum. Moral olsun. Ne, anlamadım. Bu kadar kötü yorum yaptığın için izin vermiyorum. Utan Ateş. Saçları hiç gelmiyorum. Allah aşkına, o saça hiçbir şey demiyorum. Gene Mira, sen var ya, keşke onunla gelmeseymişsin. Ateş. Moral olsun. Geleyim bari. Dans etmek istiyorum. Aa, sen dedin ne razısın Ateş. Hadi o zaman. Aa, maskeli baloysa bu dans maskesiz olmaz. Takalım mı o zaman maskeli? Benden izin aldınız. Güzelliğini örtülmez. Sen Deniz'i niye alayım ya? Senin modelin istiyor benimle dans etmek. Yakın arkadaşım. Aslında maskeli, bütün güzelliği gitti ama ne yapayım.
En azından Mira'nın korkunç makyajını görmeyeceğim. Sahnesiz. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Tebrikler. Neyse ki modelim güzel de hakkını verdi. Artık puanları yazarsanız seviniriz. Yakından gördüm, felaket hani verdi. Çok kötü. Aa, yapacak bir şey yok. Adaletten yanayım ama kötü. Hak ettiği puan bu. Ne vereyim? Yani 3 verelim. Hayır ya. Makyaj çok kötü, berbat. Saçmalama. Çok kötü bir... Hayır ya, hayır. Bence yani şey değil, bu konsept prenses. Prenses yani. Sen saçı olmuş. Beğendiysen verin. Olmuş yani. Tamam o zaman. 3 veriyoruz. Adnan Bey nasıl buldunuz saçı? Sevil çok güzel birisi olduğu için saç çok yakıştı. Şu öne düşenleri de sevdim. Ancak saçtaki o hacim olmayınca o güç, prensesteki o gücü hissettirmiyor bana. Biraz döner misin Sevil? Ha bakın şöyle çenesinden yukarıya doğru yükselmesi inanılmaz yakıştı. Ama sonra arkasından böyle uçurum gibi geliyor. Yani şu arkadaki saçların bir hacimlenmesi gerekiyor. Bir çıt çıt bir postiş bir şey yok muydu? Hiçbir şeyim yoktu benim. Ya o zaman hadi şu saçı biraz kabartalım. Bir sprey ve pudra rica ediyorum. Şimdi güzelsin. Teşekkürler. Ayna ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli? Evet. Ben. Evet, bir de şu öndeki ayrımın bir ortadan olması, şunların daha temiz olması gerekirdi. Ama zayıf da olsa bir prenses. Tebrik ederiz. Ayşegül'cüğüm nasıl buldun makyajı? Bulamadım. Yani Mira'da geldiğinden beri bak burada 50 tane yarışmacı geldi geçti. Hepsini alkışladık. Yani Mira'da ben böyle bir tane uf be falan helal olsun sana bulamadım. Bak bu yaptığını her gün bu insanlar eyeliner, far, ruj yapıyor. Böyle cırtlak bir kırmızı. Hele dünden beri 2 gündür bak şurası kendi arkadaşım bak keser düşmüş gibi ya. Kızım dudağının şurasında ayrım yok. Beni çok rahatsız ediyor. Emzik varmış gibi ağzında. Hiç güzel değilsin hayatım. Ben sana söyleyeyim. Hiç beğenmedim. Hiçbir şey katmadın Mira. Yani ne kattın bana? Zaten kız prenses gibi bir kız. Hani bana pembe far, kırmızı rujdan farklı ne kattın? Kirpik taktın. Bu her gün burada gördüğümüz bir makyaj. Yani düşün dedim sana ya. Bir düşün değil mi? Hayal ya. Hayal gücü. Prenses şuralarına simler yap. Bütün yüzünü simlere bula yani hayal gücü ya neler var ne malzemeler şu çocuk farlarla yaptı. Kesinlikle beğenmedim. Bilmiyorum yani. Hiçbir farklılık yok bana göre. Ben sizin kadar şey olamayacağım. Muammer Bey siz nasıl buldunuz prensesinizi? Ben eleştirmeden önce
Sıla işi ortaya almak istiyorum. Çık bakayım Sıla oraya. Ortaya gel ortaya. Dün ben sana ne dedim? Sıla yarın çık ortaya çık da seyirciler de görsene endamını. Ayol 42 beden vücuduna 36 beden likralı elbiseyi giymişsin. Hani böyle bir balonu şişirirsin ya, elime bir iğne alsan bir batırsan bom diye patlayacağım. Yani öyle de bir ses çıkacak vücudunda. Senin çok mu hoşuna gitti bu? Şimdi yarın öbürsü gün ve öbürsü gün 3 gün ben seni giydireceğim. Burada kadın kadın, anladın mı? Evet. Ondan sonra Sıla'yı görün. Ondan sonra Sıla'dan nefret etmeyin. Şimdi geçebilirsin, modelini eleştireceğim. Teşekkür ama ederim. Yani Sıla'da Tuna'yı gözünden vurdu yani. Muhammed Çetenci giydirecek öyle. Yani. Gelelim modeline. Adnan Bey prensesi, 18 yaşındaki prensesi ben demin çok beğendim. Saçının akışları, makyajın, her şeyi. Yani 18 yaşında bir prensesti. Adnan Bey'in yaptığı gerçekten mükemmel. Çok değişiklik yaptı ama sanki 5 tane prens eskitmiş bir prenses haline döndü bu. Anladın mı ne demek istedim? Yani 18'i bir hayli yukarıya çıktı. Ben burada şeye de katılmıyorum. Ayşe Güler Hanım'a da katılmıyorum. Yok makyaj orası şöyleymiş. Burası o tarafa gitmiş. Hayır bir şey böyle yapsın, bir şey de ya, yok. Sim yapmasın, taş hayır, yapsın yani. 18 bir ben de göreyim emek. Bir prensesin hani böyle bal oluyor. Sonra dıt 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 yapıyor. Herkes bir duruyor. Merdivenden prenses görüyor. Ben hiç böyle evet, prenses aynen görmedim. Aynen böyle. Vallahi herkes ona takılıyor prenses, kalıyor. 18 yaşında mı olmak zorunda? Genelde filmlerde prensesler 18 ile 20 yaş arasında oluyor. Ben gerçek prenseslerle de çalıştım. 40 yaşlarda prenses vardı. Ay benim, 18 ben, yaşında da benim vardı. Benim de tanıdığım yani. Var. 70, aynen, yaş, ben 70 yaşında hiç evlenmemiş prenses de tanıyorum ben Lübnan'da. Onun için ben çok beğendim. Tamam. Bugün bir de adam gibi giyinseydin, tamam mı? Bir puanını kırmayacaktım. Onun için bugünkü puanım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın, teşekkür ederim. Ben sana eşlik edeyim, prensesim. Sensin.